Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Güneydoğu Hemşeri Buluşması programına katıldı. Programda çoğunlukla Şanlıurfalıların bulunduğu sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, dernekler ve vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi. Gaziantep'te olduğunu unutan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sözlerine, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek başladı. Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışmasıysa dikkat çekti. Efendim, Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şanlıurfalılar arasında olduğumuz için. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Gaziantep'te 500 bini aşkın Suriyeli var. Allah aşkına bana söyler misiniz? Bu Suriye politikası yanlış mı, doğru mu? Bizim Suriyelilerle ne kavgamız var? Biz neden Suriye'ye girdik? Emevi Camii'nde 24 saatte namaz kılacaklardı ama sonucu 3 milyon 600 bin Suriyelinin Türkiye'ye gelmesi oldu. Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sayısının resmi rakamlara göre 500 bin olduğu söyleniyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Karnımızı doyurduk, şimdi de onların karnını doyuracağız. İktidara geldiğimizde ırkçılık yapmadan onları en geç 2 yıl içerisinde kendi iradeleriyle Suriye'ye göndereceğiz. Hepsi gidecekler," dedi. Konuşmasında daha önce de söylediği gibi yine bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, "Çiftçiler bize en çok elektrikten şikayet ediyordu. Faturaların çok yüksek geldiğini ve ödeyemediklerini söylüyorlardı. Ben de Şanlıurfalılara dedim ki, önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi'ni bize verin, elektriğin tamamını çiftçilere bedava verelim. Bunu yine söylüyorum." Sayın Erdoğan dedi ki, "Elinden tutan mı var, yap. Biz de Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bunu yaptık. Belediye başkanımız güneş panellerinden elektrik elde etti ve bu elektriği çiftçilerin kurduğu kooperatifle çiftçilere elektrik bedava veriliyor. Daha bu ay kurdelesini kestik bu projenin," ifadelerini kullandı. Konuşmasının son kısmında seçimler için 14 Mayıs tarihini gösteren Kılıçdaroğlu, "Sandıklar gelecek, 14 Mayıs'ta seçim olacak ve sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız, güzel bir başlangıç yapacağız," diye konuştu. "Sandıklar gelecek, 14 Mayıs'ta seçim olacak, sandığa gideceğiz, Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız, güzel bir başlangıç yapacağız." Çok teşekkür ediyoruz efendim, izin verirseniz bugün 1278...